hoş geldiniz. Bugün üzerimde görmüş olduğunuz elbisenin dikmeli yaptığım bir video hazırladım. Kumaşım 2 metre 80 santim, yıkadıktan sonra 2 metre 60 santime düştü ve kumaşımı ucu ucuna yetecek şekilde kullandım. Videonun içerisinde tüm ölçüleri tek tek verdim. Dikmek isteyenler 36 beden ve 40 beden arasında tüm vücut ölçülerine uyacaktır. Eğer 40 bedenin üstündeyseniz o zaman ölçüleri birer santim arttırarak ilerleyebilirsiniz. Ve kumaşımın fiyatı 10 lira. Maliyeti de toplamda 10 liraya gelmiş oluyor böylece. Umarım keyifle izlersiniz. Üzerime uygun olan bir kıyafetimi kalıp için kullanıyorum. Kıyafetimi tersine çeviriyorum ve bu şekilde yerleştirerek yaka kısmını, omuz kısmını ve kol oyuntusunu düzenleyerek çizimini gerçekleştiriyorum. Bu aşamada zorluk çekenler için pratik kalıbı nasıl çıkardığımı anlattığım bir videom var. Aşağıya linkini bırakacağım. Oradan detaylı şekilde izleyerek kalıbınızı çıkarabilirsiniz. Kol oyuntusunun düzenini ayarladıktan sonra çizimini yapıyorum. Ve aşağıya düz şekilde ineceğim. Çünkü geniş bir kalıp olmasını istiyorum. Beline herhangi bir kavis vermeyeceğim. Kıyafetimde hafif bel oyuntusu var. Ana kalıbımda bu bel oyuntusunu vermiyorum ve düz şekilde ineceğim. Kıyafetimi kaldırıyorum. Bu kadar basitti aslında kalıbı ve kesimini gerçekleştiriyorum. Ön ve arka kalıbı aynı anda çıkarmış oldum böylece. Tek seferde kesimini yaptım. Sol tarafta gördüğünüz kısımda ise kol kısmını çıkaracağım ve üst bedende kalan parçayı da kol ağzı olarak kullanacağım. Çünkü kumaşım tam ucu ucuna yetiyor. Tamamını değerlendirmek istiyorum ziyan etmeden. Kıyafetimin kumaşının fazlalığını çıkarıyorum ve boydan ikiye katlayarak 4 kat kumaş elde ediyorum. Sol kısmı bütün olarak kumaş katına denk gelen yeri, kolumun orta noktasını buraya denk getirerek yerleştireceğim ve yine tek seferde iki kolumu da keserek hazırlamış olacağım. Ve yine bedende olduğu gibi aynı şekilde düz şekilde ineceğim. Herhangi bir kavis vermeyeceğim. Kıyafetimi yine tersini çevirerek yerleştiriyorum. Tersini çevirerek yapmamın sebebi dikiş paylarını tamamen çizerken vermek istemek. Sonrasında tekrar tekrar uğraşmamıza gerek kalmamış oluyor böylece. Düzgün şekilde yerleştirdikten sonra çizimimi gerçekleştiriyorum. Ve kesim işlemini yapacağım. Çizimini yapmıştım. Kesime geçiyorum. Kestikten sonraki görüntüsü bu şekilde. Alt parçanın genişliği üst parçanın genişliğinden daha fazla. Burada görünüyor. Fazlalık kısmını büzdürerek kolun üst kısmının tamamına yedireceğim. Bedenim genişlik olarak 25 santim, toplamda 50 santime denk geliyor. Kol üst kısmının genişliği 18, alt kısmının genişliği 25 santim. Tabi bunlar hep yarım beden olarak düşününce tam beden iki katına denk gelmiş oluyor. Birinci etek parçam boyu 37 santim, genişliği 76 santim toplamda, yani yarım beden olarak düşünürsek 38 santim tek parçası. İkinci parçamın yine genişliği boyu 37 santim, genişliği ise 120 santim, yani tek tek parçalar olarak düşünürsek 60'ar santim. Üçüncü parçam yine iki tane, genişliği toplamda 150 santim, tek parçanın genişliği
75 santim. Parçalarımın tamamını büzdürerek birbirinin ucuna ekleyerek etek elde edeceğim. Bedeni ikiye ayırıyorum ve ön yaka oyuntusunu ayarlayarak kesip çıkarıyorum. Ve bir parçası kestim. Bunu yakaya düzgünce yerleştireceğim. Eteklerin büzük kısımlarını ayarlayarak kat kat gelecek şekilde birleştireceğim. Bu aşamada büzgüyü nasıl yaptığımı gösteriyorum. Büzgüyü makinenin lastik ipiyle yapıyorum. Ve tüm parçaları tek tek büzerek yanımda bekletiyorum. En sonda parçaları birleştirerek tamamen etek görüntüsüne kavuşturacağım. Kıyafeti diktikten sonra lastikleri çıkarıyorum çünkü büzmesini istemiyorum. Burada lastikle büzgü yapmamın amacı tamamen genişlik kısımlarını bir önceki kumaşa yedirebilmek amaçlı. Bu yüzden sonrasında tüm lastikleri çıkaracağım. Sizler dilerseniz elinizde çektirerek büzgü yapabilirsiniz. Dilerseniz büzgü ayağı kullanarak yapabilirsiniz. Ben en kolay lastik ipiyle yaptığım için bu yöntemi tercih ediyorum. Tamamını büzdürdüm ve kol alt kısmının büzülmesi gerekiyor. Onu da büzerek üst kısma yerleştireceğim. O parçayı da dikimini gerçekleştirdim ve görüntüsü bu şekilde. Daha sonrasında birleştirip kol ağzını dikeceğim. Bedeni yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve omuzlarını dikiyorum. Kolları da yüzü yüzüne denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve dikeceğim. Yine beden etek de ucu ucuna iğneleyerek etek görüntüsünü verdim ve tamamını dikeceğim. Lastik dikişini overlock dikişinin tam üzerine getirdim. Çünkü etek olarak birleştirdiğim zaman alttan görünmesini istemedim. Lastiği sonrasında çekip çıkaracağım için dikişe de zarar vermesini istemediğim için çok dikkatli diktim bu aşamaların hepsini. Etekte dikilecek iki ayrı parça var. İki parçamı da düzgün şekilde büzgülerini yedirerek dikişini tamamlıyorum. Eteğim hazırlanmış oldu. Ve kolların üzgüsünü de ayarlayarak yerleştiriyorum ve dikimini yapıyorum. Yine aynı kollardaki lastikleri de sonrasında çıkaracağım. Yaka kısımlarını birleştiriyorum. Düz makine öncesinde overlock dikişini gerçekleştirmiştim. Şimdi düz makinalarını çekerek tamamlamış oluyorum. Diktiğim omuz kısımlarından açarak kol genişliğini vermiş oluyorum. Ve kolumu bir kısmın uç kısmından tutturuyorum. Diğer uç kısmından elime alıyorum. Tam orta noktasını
belirliyorum ve tek seferde dikiyorum. Benim tamamen el alışkanlığımla alakalı bir durum. Sizler öncesinde teğellemeyi ya da iğneleyerek dikmeyi deneyin. Çok daha düzgün bir dikiş elde edersiniz. Benim dikişim sıfır geldi. Dediğim gibi tamamen benim daha önce çok fazla dikmiş olmamla alakalı bir durum. Yani sizler bunu yapacağım diye kendinizi zorlamayın. Diğer kol için de aynı işlemi uyguluyorum. Birbirinin ucuna denk gelecek şekilde ayarlıyorum ve diğer kısmı yine elimde tutarak düzeltiyorum. Orta kısmını da belirledikten sonra tek seferde dikişimi gerçekleştiriyorum. Kollarım böylece bedene takılmış oldu. Şimdi yapmam gereken kol ağzından girip koltuk altına, koltuk altından da bedene doğru inmek. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta parçalara tam birbirine denk gelecek şekilde ayar vermeniz gerekiyor. Kol ağzından giriyorum. Dirsek kısmındaki parçayı düzenliyorum. Dikişlerini açarak o kısımdan geçiyorum ve koltuk altında yine aynı şekilde dikişlerini düzelterek bedenden çıkıyorum. Ve ikinci parçamı da yine aynı şekilde dikişlerini hizalayarak dikişini tamamlıyorum. Üst bedeni tamamen tamamlamış olduk. Sıra yakayı takmaya geliyor. Ben yakada arkada bulunan kısımda kesik oluşturdum ve buraya yırtmaç yapacağım. Kestiğim kumaş 3 santim, kenarlarından yarım santim kıvırıyorum ve tekrar ortadan kıvırıp temiz bir görüntü elde ediyorum. Bu şekilde ütüleyeceğim ve kendime bir biye hazırlamış olacağım. Kumaşım birbirini tutan bir kumaş olduğu için yakayı takmak da çok kolay olacak. Bu yüzden biyeyi yaparken hiç zorluk çekmedim. Tam ortasına yerleştiriyorum ve düzenleyerek dikişimi gerçekleştiriyorum. Tek seferde tertemiz bir dikiş elde etmiş oluyorum. Önü ve arkasında herhangi bir püskül ya da dikiş görünmüyor. Kullanımı da oldukça rahat oluyor. Uç kısımlarını kıvırarak elimle dikeceğim ve buralarına çıt çıt yerleştireceğim. Bu şekilde giyinip çıkarması oldukça kolay olacak. Bu aşamada ise yüzü yüzüne denk gelecek şekilde etek ve üst bedeni birleştiriyorum. Ve üst bedeni eteğin içine doğru yerleştiriyorum ve dikişimi gerçekleştiriyorum. Böylece elbise genel halini almış olacak. Geriye sadece kol ağzı ve etek ucunu kıvırmak kalacak. Kol ağzını 2,5 milim olacak şekilde kıvırıyorum. Öncesinde yine overlock dikişlerini yapmıştım. Bu dikişlerin üstünden bastırarak kapatmış oluyorum. İkinci koluma geçiyorum. Yine onu da 2,5 milim kıvırıyorum ve incecik bir görüntü elde etmiş oluyorum böylece. Dikişlerimi açarak etek ucu kısmını da kapatıyorum. Yine aynı şekilde kollara uyguladığım gibi 2,5 milimden dikişimi yapıyorum.
Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.